Medyascope TV'den herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Sucandır'ın eğitimde cinsiyet eşitliği için materyaller ürettiği Mor Dosya'yı konuşacağız bugün. Stüdyodaki konuklarımız projede çalışan Ayşegül Taşıtma ve Betül Sarı. Hoş geldiniz. Bahsettiğimiz Mor Dosya, Sucandır'ın uzun zamandır öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdiği Mor Sertifika programı kapsamında. Biz de ayrıntıları Ayşegül Hanım'dan ve Betül Hanım'dan dinleyeceğiz. Ayşegül Hanım, Mor Dosya fikri nereden aklınıza geldi? Nasıl başladı bu iş? Merhabalar. Mor Dosya'dan bahsetmek için aslında ilk olarak Mor Sertifika programından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Mor Sertifika programı 2007 yılından beri Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen bir program. 10 yıldır da Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürütülen bir program. Biz bu programda lise öğretmenleriyle çalışıyoruz. Lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyoruz ve öğretmenlerin farklı illerden bugüne kadar öğretmenlerle çalıştık. Öğretmenlerin kendi okullarında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir takım etkinlikler ya da çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Dediğim gibi 10 yıldır devam etti programımız ve 3000'den fazla öğretmene ulaştık. Çok sayıda öğretmene de sertifika verdik bu konuyla ilgili olarak. Fakat hep bir şeyler eksikti aslında, bir şeyler yarım kalmıştı. Çünkü öğretmenler hep bize geri bildirim yaptılar. Yani biz aslında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığımız var. Evet, ama bu farkındalığı ders içi pratiklerinde kullanmak istiyoruz. Yani derslerimizde kullanmak istiyoruz. Bir kimya dersini anlatırken toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl anlatabilirim mi? Aslında bize gösterseniz, somut olarak bize materyaller verseniz, somut olarak bize reçete verseniz dediler. Biz de öğretmenlerimizi dinledik ve onlarla birlikte, yine lise öğretmenleriyle birlikte, çünkü onlar müfredatı hakimler, ders planını, ders akışını, her şeyi onlar çok daha iyi biliyorlar. Yine lise öğretmenleriyle birlikte alanında uzman akademisyenleri bir araya getirdik. Ve 4 farklı branştan adına Mor Dosya dediğimiz eğitim materyalleri hazırladık. Bu eğitim materyalleri tamamen toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı materyaller. 4 farklı branşımız PDR, psikolojik rehberlik ve danışmanlık. STEM, bunun içinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik var. Sosyal bilimler ve edebiyat. Bu alanlarda öğretmenler ve uzmanlar bir araya geldiler. 1 yıllık bir süreç, 1 yıl boyunca düzenli aralıklarla birlikte öncesinde eğitim aldılar farklı uzmanlardan. Daha sonra da materyal geliştirmekle ilgili işte kendi ünitelerine, kendi branşlarına uygun materyaller geliştirdiler. Bugün de bunları tanıtacağız. Sağ olun. Zaten Mor Sertifika kendi başına çok iyi bir fikirken şimdi artık bir harita belirlemiş olmuş. Evet, yani öğretmenlerin hep istediği oydu çünkü. Şimdi çok rahatlıkla Mor Dosya'mızı ellerine alıp bir sosyal bilimler öğretmeni lise dersinde, lise 1'de ya da lise 2'de kendi ünitesine uygun olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl yedirebilir, o üniteye uygun anlatacak artık. 4 alan demiştik. Siz de açıkladınız, evet. Ama siz de bir ders verir misiniz? PDR var, başka? PDR var, edebiyat, sosyal bilimler ve STEM, fen bilimleri, matematik, teknoloji gibi alanların olduğu. 4 alanımız. Evet, 4 alanımız. Ayrıntıları biraz daha merak ediyoruz. Şimdi özellikle siz PDR ve edebiyatı biliyorsunuz. Evet. Nasıl materyaller hazırlıyorsunuz öğrencilere? Hem dersi yedirilebilecek hem de onlara farklı şeyler öğreten. Aslında bu her branş için farklı farklı bir ihtiyaç üzerinden ilerledi. Örneğin somut olarak konuşmak gerekirse edebiyat üzerinden anlatabilirim. Edebiyatta 143 sayfalık bir kitapçık ortaya çıktı. Kitapçık diyoruz ama aslında kitap oldu evet. Burada aslında amaç şuydu, yani müfredata bakıldığında burada Ayşegül'ün söylediği öğretmenlerle çalışıyor olmamız çok önemli. Çünkü müfredatı onlar biliyorlar. Biz öğretmenlere sorduğumuzda toplumsal cinsiyetle ilgili müfredatta ne eksik? Onlar bize kadın yazarların, özellikle de modern Türkçe edebiyattaki kadın yazarların yalnızca üniversite sınavlarında şıklarda bir seçenek olarak yer bulabildiğini, kitaplarda kesinlikle yer almadığını, en fazla Gülten Akın, Halide Edip gibi bir iki isimden bahsedildiğini söylediler. Biz de bunun için aslında hem müfredata alternatif hem müfredatla konuşan böyle bir kitap ortaya çıkarmış olduk. Kitapta neler var? Aslında kitabın temel amacı şu, birkaç tane amacı var. 30 tane yazarın biyografileri var. Kadın. Hepsi kadın değil. Değil mi? Evet. O da küçük bir, kendi aramızda da sıkça konuştuğumuz bir şeydi. Neden hepsi kadın diye de bize soruyorlar çünkü. İşte buradan baktığımızda Orhan Pamuk, Ömer Seyfettin, bunlar aslında müfredatın içinde de bulabileceğimiz yazarlar. Biz burada 19 tane kadın yazar, 11 tane de erkek yazarın biyografilerini kullandık. Sonrasında bu yazarların eserleri var. Tabii ki bunlar öğrencilerin aslında birazcık
bilgilerini artırabilmek için. Sonrasında bu yazarların eserlerinden genelde toplumsal cinsiyetle ilişkili olabilecek bir takım alıntılar. Ve sonrasında öğretmen bu yazarla ilgili ne kullanabilir? Öğretmene bir takım notlar. Bu yazarın metinlerinde toplumsal cinsiyet şu şekilde görünüm kazanmaktadır. Bu takım bir takım cinsiyetçi ifadeler yer alabilmektedir gibi öğretmene notlar var. Ve sonrasında da öğretmenimizin öğrencilerle tartışabileceği sorular var. Yukarıda verilen metinde toplumsal cinsiyet rolleri, işte kadına yüklenen sorumluluklar ne şekilde görünüm kazanmıştır gibi aslında birçok şey var. Ve işte tam da bu sebeple sadece kadın yazarları almadık, erkek yazarları da aldık ki aslında onlarda da müfredatta sıklıkla yer alan yazarları öğretmenler öğrencilerine toplumsal cinsiyet üzerinden nasıl okuyabileceklerini rahatlıkla aktarabilsinler. Bir de şey de çok sembolik olduğunu düşünüyoruz. Yani edebiyat şeyine baktığımızda müfredatından sadece erkek yazarlar, arada bir iki tane kadın yazar. Biz de burada aslında tam tersine çeviriyoruz. Bunların hepsi eşit derecede önemli yazarlar. Türkçe edebiyata eşit katkısı olmuş yazarlar ve evet aradığınızda çok daha fazla kadının yoğunlukta olduğu bir kitabı da çıkarmak gayet mümkün diyerek böyle bir şey ortaya çıkardık. Bunların aynı zamanda kartları da var öğrencilerin kendi arasında oynayabileceği. Öğretmenimize bu kartlarla öğrenciler arasında nasıl etkinlikler geliştirebileceğini anlattığımız öğretmene notlarımız da var. Ve en sonunda da aslında öğretmenimiz bu kitapçığı edebiyat müfredatına nasıl yedirebilir, nerelerde kullanabilir? İşte öyküyü anlatırken nasıl burada işte Ömer Seyfettin'den bahsedip aslında ondaki biraz cinsiyetçi kodları öğrencilerine okumayı nasıl öğretebilir veren müfredatta nerede bulabilirsiniz gibi bir notlarımız var. Edebiyat bu şekilde. Yani hem kadın yazarları tanımış oluyorlar hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı ne var edebiyatın içinde bunu da görmüş evet. oluyorlar. Öğrenciler için bayağı çarpıcı görünüyor. Yani hem öğrenciler hem öğretmenler hem de bizim için de açıkçası çarpıcı. Biz de bunun dışında değiliz çünkü. Yani biyografileri yazarken özellikle kendimize de fark ettik. Yani biyografileri yazıyoruz. Doğal olarak bir takım kaynaklardan besleniyoruz. Ama kadın yazarlarla ilgili sürekli işte bununla evlendi. Sonra bununla evlendi. Hep ilişkiler üzerinden. Yani tamam soyadı değişiyorsa bununla ilgili bir şeyler vermek mantıklı olabilir ama sürekli sadece evlilikleri ve ilişkileri ve başka erkek yazarlarla ilişkileri üzerinden tanımlanıyor olmaları bir sıkıntıydı ve biz bunun dolayısıyla buradaki biyografileri ortaya çıkarırken bunun da dışında durmaya çalıştık. Ya bizim için de böyle bir egzersiz oldu. Bu bir yandan üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de faydalı bir şey değil mi aynı zamanda? Evet. Yani sadece kadın yazarları tanımak değil, bir yandan aslında öğrenmeleri gereken insanları da öğretmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden zaten yapıtlarını özellikle verdik, hangi yıllar arasında yaşadılar. Oyun kartlarını tam da bu yüzden geliştirdik. Yani öğrenciler kendi aralarında bir yandan bu yazarları öğrenirken bir yandan da gerçekten sınavda çıktığında bilebilsinler diye. Harika. Bir de STEM alanından bahsettiniz. Öncelikle STEM nedir? Bilmeyenlere bunu da anlatırsanız. STEM, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik. Aslında bunun kısaltması. Bu alanda çalışmalar yürüttük biz de Mor Dosya'da. Fen bilgisi öğretmenleri, işte fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerini, matematik öğretmenlerini uzmanlarla bir araya getirdik. Ve yine Betül'ün bahsettiği gibi aslında fen alanında, doğa bilimlerinde adını duymadığımız kadınlara yer vermeye çalıştık. Kadın bilim insanlarına yer vermeye çalıştık. O daha bile duymadığımız bir alandır herhalde. Daha bile duymadığımız bir alan. Yani belki de sadece Marie Curie'yi duymuşuzdur. Onun evet. dışında hiçbir hani kadını, bir kadın bilim insanını duymamışızdır. Dolayısıyla biz de 17 tane bilim insanına yer verdik kitapçığımızda. Biz kitapçık hazırladık. Bizimki biraz daha ince bir kitapçık oldu. Evet. Ya bence bu Mor Dosya'nın aslında lise müfredatıyla, lise eğitimiyle örtüşen en önemli yanı hakikaten müfredatla, temalarla, ünitelerle ilişkileniyor olması. Yani biz burada mesela işte Canan Dağdeviren'den bahsediyoruz fizik dersinde, fizik ünitesini anlatırken. Canan Dağdeviren'in yaşam hikayesini burada aslında kitapçıkta anlatıyoruz. Neler yapmış, hangi alanda uzmanlaşmış, hangi alanda keşifler, icatlar, hani buradaki bilim insanları yapmışlar. Onlardan bahsediyoruz. Ama onunla da kalmıyoruz. Öğretmenin işte bunu kendi dersinde nasıl kullanabileceğine dair de notlar yazıyoruz. İşte diyoruz ki mesela Canan Dağdeviren'i anlatırken 9. sınıf 1. ünitedeki fizik bilimine girişte öğretmen bundan bahsedebilir. Veya 10. sınıfta basınç ve kaldırma kuvvetini anlatırken Canan Dağdeviren'in adını geçirebilir ve ondan bahsedebilir diyoruz. Bunu yapmalısı için de aslında böyle küçük kartlarımız var. Yani şu şekilde hazırladığımız kartlar var. Bu kartlarda da
öğrenciler aslında sınıfta etkinlikler de yapabiliyorlar. Cartoon bu yüzünde bilim insanından bahsediyoruz. Ardında da aslında onun yaşam hikayesini anlattığımız bir biyografisi var. Ondan bahsediyoruz. Ardından sınıf içinde etkinlikler yapabilirler öğretmenler ve ders içerisinde Canan Dağdevren veya diğer bilim kadınları nasıl yer edindirebildiklerine dair yani orada öğrencilerle birlikte çalışabilirler. STEM'de sadece bununla da kalmadık. Bir deney broşürü hazırladık öğrenciler için. Bu da aslında çok basit bir deney broşürü. Türkiye Zeka Vakfı'ndan destek aldık bu broşürü hazırlarken de onların deneylerini kullandık. Aslında çok basitti bunu ortaya çıkma fikri. Annelerin kız çocuklarıyla evlerinde evdeki en basit malzemelerle bir takım deneyler yapmaları. Evde bilim diyorsunuz. Evde bilim yapmaları, mutfakta bilim. Anneler ve kız çocukları biraz daha kız çocuklarının hani bilimle olan ilişkisini de aslında teşvik etmek, desteklemek amacıyla oldu. Yumurtayla yapılan deneyler, işte unla, tuzla yapılan deneyler. Burada da 3 tane deneye yer verdik ve hani ilk olarak bu şekilde başlayalım istedik. Harvard, bu süreçte Harvard Üniversitesi ile bir takım yazışmalarımız oldu ve örtük çağrışım testi denilen bir testi Morse dosya kapsamında kendi üniversitemize erişim hakkı sağladık. Bu da şu amaçla yapıldı. O örtük çağrışım testinde gender and size, aslında toplumsal cinsiyet ve bilim alanında öğrencilerin biraz daha hani kapasitelerini ölçmek, farkındalıklarını ölçmek amacıyla yapılan bir test. Biz bu testi aldık ve bütün materyaller için, sadece sistem için değil aslında, Mor dosyayı kullanmak isteyen öğretmenlerimiz, gerek sosyal bilimler, gerek sistem ya da farklı alanlarda, başlamadan önce o testi ön test olarak öğrencilerine uygulayacaklar. Ardından bu malzemelerle bir yıl boyunca aslında konuşacaklar ve bir yıl boyunca öğrencilerdeki o toplumsal cinsiyet farkındalığı nasıl olmuş ona bakacaklar ve bir yıl bittikten sonra o testi yeniden uygulayacaklar. Bu şekilde öğrencilerde bir değişim dönüşüm olmuş mu? Öğretmenlerde belki de. Yani o farkındalığı da en azından ölçme şansımız olacak. Onu diyecektim. Öğretmenlerde de aslında bir farkındalık yaratıyor olmamız tabii gerekiyor bunlarla. Zaten hani öğretmenlerle ilk başta çalışıyoruz ve hani onlarla ilk günlerde, ilk aylarda hani genel bir hani eğitimlerimiz oluyor. Toplumsal cinsiyetle ilgili eğitimler oluyor. Zaten bu programa katılan öğretmenlerimiz farkındalığı yüksek öğretmenlerdi. Toplumsal cinsiyet alanında çalışan, çalışmak isteyen, motivasyonu yüksek öğretmenlerdi. Mor dosyanın bundan sonraki çalışmalarını da tabii ki yine öğretmenlere öncelikli olarak hani bir eğitim ve ardından tasarım odaklı çalışmaya başlayacağız. Bir de PDR alanımız var değil mi? Evet. O daha da dikkat çekici gibi geliyor bana çünkü bütün okula, bütün öğrencilere ulaşan ve buna daha çok önemseyecek, önem verecek öğretmenlermiş gibi PDR öğretmenleri. Tam da hedef oydu aslında. Her materyalin dediğimiz gibi aslında hedef kitlesi, ne yapılabilir, müfredata ne şekilde yedirilebilir hep aklımızdaki ilk temel soruydu. Ve PDR bu açıdan oldukça şanslı bir alan. Çünkü okuldaki panolar üzerinden, birebir yapabildikleri görüşmeler üzerinden aslında psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri tüm okula gerçekten erişebiliyorlar. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen şey aslında panolardı. Bu panoları nasıl kullanabiliriz? Toplumsal cinsiyet eşitliği iklimini bir okulda yaratmak için bir PDR'ci nasıl kullanabilir? Koridorlar aslında, teneffüsler, orada geçirilen kesinlikle vakitler. Belki de en çok problem de orada çıkıyordur yani. Evet, yani aslında hedefimiz biraz da oydu. Yani öğretmen bir şekilde oraya materyalini bıraksın. Öğrencilerin aslında kendi aralarındaki bu yaşadıkları iletişimle, öğrencilerin kendi arasında konuşmayı sağlayacak bir şey üzerinden sonrasında bu tartışma başlasın. Eğer bu, sonra öğretmen bunun üzerinden yeniden öğrenciyle iletişime geçsin gibi bir düşünceyle yola çıktık ve böyle bir takım posterler geliştirdik. Panolar için mi bunlar? Bunlar panolar için ve her bir posterde aslında şu şekilde 4 tane farklı katman var. Biraz daha şöyle. Evet. Bu şekilde bu panoya asıldığında öğrenci ilk başta bunun üzerinde kadınlar teknolojiden anlamaz yazıyor. Öğrenci bunu gördüğünde böyle arkasında soru işaretleri birazcık ilgisini çeksin. Gelip kendisi kaldırabiliyor. Arkasında dünyanın ilk bilgisayar programcısının bir kadın olduğunu biliyor muydunuz yazıyor. Biraz da şeye de önem verdik aslında, tüm materyaller de birbiriyle konuşsun. Burada Ada Lovelace var, o aynı zamanda sistemde de yer alan bir isim. Belki öğrenci gerçekten işte bir fizik, kimya dersinde öğretmenin arada Ada Lovelace'in adını geçirmesi, buradaki materyallerden bahsetmesi üzerine. Sonra bir de okulun panosunda bunu gördüğünde pekişecek diye düşündük. Ve burada yine Ada Lovelace'in şeyinden bahsediyoruz. Biyografisi, hayatı, neler yapmış. Yeniden çevirdiğinde
bu en başta gördüğümüz kadınlar teknolojiden anlamaz ifadesi neden yanlış? Üzerine bir açıklama, Uluslararası Öğrenci Başarısı Değerlendirme Programı PISA biliyorsunuzdur. Onun verilerine göre aslında matematik ve fen bilimleri alanlarında cinsiyetler arası başarı farkı bulunmamaktadır. Öğrenci aynen, bunu okuduğunda aslında bilimsel olarak kendisini geride tutan bir şey olmadığını görebilecek. Ve en sonda da ilgi alanlarının ve mesleklerin cinsiyetleri yoktur. Herkes ilgilendiği ve heyecan duyduğu alanda kendini geliştirme hakkına sahiptir. Meslekleri cinsiyetlendirme diyor. Burada minik de bir QR kodumuz var. Evet. Öğrenci bu QR kodunu tarattığında da NASA'daki siyahi kadınların aslında nasıl bir mücadele gerçekleştirerek orada çalıştırdıklarını anlatan Hidden Figures filminin linkine gidiyor. Tanıtım linkine gidiyor. Yani buradan, QR kod da öğrencileri heyecanlandıran bir şey değil mi? Evet, teknolojiyi de bir şekilde işin içine katmaya çalıştık yapabildiğimiz kadar. Bu posterlerden 8 tane var. Bunların kimi genel geçer toplumsal cinsiyet yargılarıyla ilgili, kimisi de aslında öğretmenlerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan flört şiddetiyle ilgili. Çünkü biz materyalleri liseler için hazırladık. Gerçi şu an yaş çok da aşağıya inmiş durumda ama liselerdeki en temel sorunlardan biri özellikle PDR'cilerin rastladığı flört şiddeti. Öğrenciler kendi aralarındaki ilişkilerinde sınırları koruyamıyorlar, bir takım flört şiddete maruz kalabiliyorlar ve uygulayabiliyorlar ama bunun adını koyamamış oluyorlar. Biz de bununla ilgili en sık rastlanan, öğretmenlerin en çok duyduğu şeylerden yola çıkarak bir şeyler tasarlamak istedik. Mesela saklayacak bir şeyin olmasaydı benimle tüm şifrelerini paylaşırdım. Sosyal medya hesabı şifreleri değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Bu en sık karşılaştıkları şeylerden biri. Bu yetişkinler arasında da çok yaygın maalesef. Sonrasında öğrenci bunu açıp baktığında burada bizim tasarladığımız... Karikatür de var. Karikatür mü demeliyim? Evet, tam da bir karikatür aslında. Birkaç tanesinde daha var böyle. Bunları kendi aramızda öğretmenlerle oturup düşünerek bulduk. Ve tam da onların aslında öğrencileriyle yaşadıkları deneyimlerden. Bana her şeyini anlatabilir, sonsuza kadar güvenebilirsin diyor buradaki oğlan çocuğu. Kız çocuğu da sana güveniyorum aşkım. Bu arada şifren neydi? diyor. Yani aslında onların kendi yaptıkları davranış birazcık dalga geçerek, satirize ederek anlatırsak onlar için de ilgi çekici olabileceğini düşündük. Ve sonrasında aslında yine yani bu yargı neden yanlış, bunu neden yapmamalıyız üzerine bir açıklamamız var. Partilerinle her şeyi paylaşmaman onu sevmediğin, ona güvenmediğin anlamına gelmez. Hayatına dair neyi paylaşıp neyi paylaşamayacağına sadece sen karar verebilirsin. Herkesin kendine özel bir alan kurmaya ihtiyacı vardır. Özel alanın sana aittir. Bir lise öğrencisi için çok gerçekten çok çarpıcı ve çok gerekli bir şey bu herhalde. Öyle umuyoruz. Ve sonrasında da paylaşmak istemediğin şeyleri paylaşman için ısrar edilmesi psikolojik flört şiddetidir. Paylaşacaksan sevgini paylaş. Burada da özellikle son mesajlarımızda her zaman olumlu bir mesaj vermeye, öğrencileri olumlu bir şekilde bitirmeye çalıştık. Yani paylaşacaksan sevgini paylaş, paylaştıkça büyürüz, birlikte güçlüyüz gibi öğrencilerin de aslında güçlenebileceği bir yer kurmaya çalıştık. Sonrasında gerçekten rehberlikçisiyle, psikolojik danışmanıyla konuşmaya gittiğinde gidebilsin, o alanı da ona açabilelim diye düşündük. Bunun yanında yine psikolojik danışmanlık ve rehberlikçilerin bir özel şeyi daha var, özelliği daha var. O da velilerle iletişim kurabiliyorlar ve yine okuldaki tüm öğretmenlerle de görüşmeler yapabiliyorlar. Bunun üzerinden de bir takım broşürler hazırladık. Bir, hem kendilerini yapabilecekleri hem de diğer meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri bir öğretmenler için toplumsal cinsiyet eşitliği kontrol listesi. Öğretmen de bunu alıp ben ne yapıyorum? Öğretmenler yine kendilerini kontrol ediyorlar. Evet. Mesela iyi. Burada işte sınıf okul panoları cinsiyete dayalı ayrımlardan arındırılmış mı? Kılık kıyafetle ilgili uygulamalarda cinsiyet ayrımcılığı yapmamaya dikkat ediyor muyuz? Sınıf işi iş bölümünde her cinsiyete sorumluluk almaları için eşit fırsat veriyor muyuz gibi genel olarak öğretmenlerin kendilerini kontrol edebilecekleri bir listemiz var. Burada istediğimiz evet. Aslında belki PDR'ci bunu çoğaltarak tüm öğretmen arkadaşlarıyla paylaşabilir. Sonrasında veriler dediğim gibi önemli bir alan. Normalde bu materyallerle verilere ulaşabileceğimiz en aslında kilit nokta PDR'ydi. Bunun için yine velilerin kendileri yapabilecekleri bir kontrol listesi hazırladık. Kızınız ve oğlunuza eşit sorumluluklar veriyor musunuz? Onların isteklerine karşı eşit tutum sergiliyor musunuz gibi bir takım sorular var. Veli buradan kendisini kontrol edebilecek. Ve eğer bunlardan birine veya birkaçına hayır diyorsanız çocuklarınız arasında ayrım yapıyor olabilirsiniz. Bunu bir sorgulayalım diye. Ve sonrasında da aslında çocuğun
çocuğumun romantik ilişkisi var. Eyvah çocuğumun romantik ilişkisi var diye ufak bir çizelge hazırladık. Ne yaparsak çocuğumuza destek oluruz. Ne yaparsak aslında iletişimimiz bozulur ve çocuğumuzla iletişimimizi zedeleyebiliriz üzerinden böyle ufak minik bir şema hazırladık. Ve son olarak da PDR'de yine bunları gören çocukların arkasından yine kendilerini sorgulayabilecekleri flört şiddeti kontrol listesi yaptık. Yine bunu öğrencileriyle paylaşabilir. Burada da bunlardan bir veya birkaçına eğer buradaki sorulardan evet diyorsa flört şiddeti yaşıyor olabilir ve bunun için PDR'cisiyle görüşmelidir diye böyle ufak bir şey hazırladık görebilsinler diye. Hem kendilerini kontrol ediyorlar hem de çevrelerine de bu atmosfer yayılıyor yani hem öğretmenleri hem anne babaları. Evet. Çok güzel. Sizden de sosyal bilimleri dinlemek istiyorum. Çok kısa. Siz o alanda neler yapıyorsunuz? Sosyal bilimlerde de aslında hani yine bütün branşlarda yaptığımız gibi tarih sahnesinde iz bırakan ama adını duymadığımız kadınlara yer verdik. Tarihçi, felsefeci, edebiyatçı, sanatçı yani bütün kadınlar bu şeyin sosyal bilimler içerisinde yer aldı kartların içerisinde. Biz de yine aslında bir öncekilerde yaptığımız gibi sosyal bilimlerin yine hangi ünitelerde, hangi derslerde, işte vatandaşlık dersinde olabilir, demokrasi dersinde olabilir, öğrencilerin hangi derslerde kullanacaklarsa kadınların biyografilerini hazırladık. Fakat burada bizim yaptığımız fark şeydi, ben diliyle yazdık bütün bu hikayeleri. Yani örneğin Afife Jale'den bahsediyorsak, hani çok önemli bir isim, ben Afife ve işte şu yıllar arasında yaşadım, şunları şunları yaptım, şu ödülleri kazandım ya da ben Çiğdem Kağıtçıbaşı mesela ona da yer verdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene kaybettik. Hani Türkiye'deki sosyal psikoloji alanının kurulmasına öncülük etmiş bir isim ve hani bu alanda neler yapmış onlardan bahsediyoruz. Dediğim gibi burada da biz 21 tane kadının hikayesine yer vermeye çalıştık. Biraz da şunu yaptık aslında. Lisede de olsa aslında öğrenciler derslerde biraz daha oyun istiyorlar. Yani oyunlarla bir şeyleri daha çok öğrenebiliyorlar. Daha heyecanlı oluyor ve daha motivasyonları yüksek oluyor. O yüzden biraz daha oyunlaştırmak amacıyla bir harita mı desem, poster mi desem, okulun panosuna asabileceğimiz bir poster çalışması yaptık aslında. Bu kitapçıkta yer alan bütün kadınların kendilerine ait cümleler veya onları anlatan cümleleri bu şekilde posterin içerisine yerleştirdik. Sonra burada görmüş olduğunuz küçük oyun kartlarımızla örneğin işte Malala'dan bahsediyorsak eğer Malala Yousafzai'den bahsediyorsak onu gidip buraya yapıştırıyoruz ve bu daha sonrasında okulun ya da sınıfın panosunda duruyor. Öğrenciler kimin hangi sözü söylediğini, kimin hangi alanda çalıştığını bu şekilde daha çok pekiştirmiş oluyorlar. Ve bütün hani sadece sosyal bilimler değil dediğim gibi işte, tarih var için, edebiyat da var, sistemci de var aslında. Burada tarih sahnesinde iz bırakmış kadınlara yer vermek istedik. Dolayısıyla 21 tane kadının hikayesini öğrenciler okul panosundan ders sınıflarda görebilecekler. Yani birçok alanda hep kadınlar vardır. Herkes kadınlar her şeyi yapabilir demiş oluyorsun. Altını diyor. Vurgulamak istedik aslında. Altını çizdik ve hani aslında genel olarak şöyle söyleyebilirim. Toplamda 17 materyal hazırladık biz bütün 4 branş için. Ve hazırlamaya da devam edeceğiz. Bu ilk senemizdi. Aslında biraz hani pilot çalışmaydı da diyebilirim ben. İlk yılda 17 materyal ve hani toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı materyaller çıktı. Uzmanlar ve öğretmenlerin eşliğinde sağ olsunlar. Önümüzdeki sene itibariyle de yani aslında 2018 itibariyle de yeni alanlarda yine çalışmalarımız devam edecek. Peki size sorayım öğretmenler şimdi bunu izleyip de bu materyalleri elde etmek isteyen öğretmenler nasıl ulaşıp nasıl alacaklar bunları sizden? Biz bunları satmıyoruz. Öncelikle öyle söyleyeyim. Web sitemizden online olarak kullanabilecekler. Web sitesi o şekilde tasarlanmış bir şekilde koyacağız zaten. Fakat mor dosyanın bence en önemli yanı bunun açık bir kılavuz olması. Yani web sitemizden öğretmenler çok rahatlıkla yararlanabilecekler. Onun dışında bizden talep eden öğretmenler, mor dosyamızda orada aslında somut olarak belki gösterebilirsin Betül. Yani bu mor dosyayı biz hangi öğretmen, hangi branşta kullanmak istiyorsa onu öğretmenlere ileteceğiz, göndereceğiz. Ve biz de kendimiz mor sertifika programının eski illerinde mor dosyanın tanıtımını yapmak için il ziyaretlerine başlayacağız. Ama çok güzel olan şey online olarak ulaşıp, tabii ki hemen de online olarak ulaşabilecekler. Kendileri bir materyal geliştirdiğinde bize de online olarak iletebilecekler aslında. Açık kılavuz dememin nedeni tam da o. Yani hem biz bir şeyler bırakacağız oraya hem öğretmenlerden bize bir şeyler gelecek. Son olarak da şunu merak ediyorum. Bir yandan bu materyaller güzel ama öğrenciler, özellikle lise öğrencilerinden bahsediyoruz. Ağır bir üniversite sınavı koşturmacası içindeler. Ne kadar yardım ediyor bu materyaller yoksa dışında mı müfredat?
Aslında hedefimiz tam da müfredatın içinde olması. Çünkü öğretmenlerin üzerinde büyük bir müfredat baskısı var. Müfredatı yetiştirmeye çalışıyorlar ve tam da aslında öğretmenlerle çalışmamızın güzel yanı bu. Onlar bize müfredatta ne eksiklik var, eğer toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir şey yapacaksak bu mutlaka müfredata da değiyor olmalıyı mutlaka hatırlattılar. Her grupta zaten en az 2-3 tane öğretmenimiz vardı, alanda çalışan, liselerde çalışan. Dolayısıyla bütün materyaller için söyleyebilirim ki hepsi müfredatta da rahatlıkla öğretmenin kullanabileceği bir ders mesela edebiyatta hadi sınav için çalışıyoruz deyip öğretmen kartları dağıttığında öğrenciler oradaki eserleri, yazar biyografilerini gördüklerinde bu aslında gerçekten verimli bir üniversite sınavı çalışması olabilecek. Sistemde hangi alanda neyden bahsediliyorsa oradaki bir kadın bilim insanının orada çalışmalarından bahsedilebilecek şekilde hazırlandı. Bunlar da aslında öğrencilere de ilham vererek onların da mesela kadın öğrencileri inanılmaz güçlendireceğini düşünüyoruz. Orada diğer kadın bilim insanlarını gördüğünde onlar için de bir güçlenme olacak ve alana da ilgileri artacak. Tabii, bir yandan da öyle bir şey var. Özelliklerinden biri de bu olmalı zaten. Kadınları evet. Gördükçe çalışacak olan kadınlar değil mi? Kesinlikle. Sizi tebrik edelim. Gerçekten harika görünüyor materyaller. Umarım teşekkür çok fazla ederiz. Öğretmene ulaşmaya devam edersiniz. Teşekkür ederiz. Medyascope TV'de bugün Su Candır'ın hazırladığı Mor Dosya'yı Ayşegül Taşıtman ve Betül Sarı ile konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.